Abi Holmes'le neden aram bozuk? Son gündemin konusu. Hadi benim dilimde tüy bitti ama sormaya devam edilecek bu. Arkadaşlarım bakın bunu sağda solda Instagram sayfalarının altında kavga ede ede anlatmam artık beni yormaya başladı. Yaklaşık 20 gündür bunlarla uğraşıyorum. Bunu bir diss olarak veya bir sert anlatım olarak algılamayın. Ben çok sıkıldım. Niye sıkıldım biliyor musunuz bu konudan? Şimdi Holmes benim kardeşim. Holmes benim 4 yıldır canım ciğerim. Birlikte kavgalar etmişizdir, küsmüşüzdür, birbirimizi sevmişizdir. Şöyle bir algı var insanlarda. Sen bir arkadaşınla küstüysen, aran bozulduysa otur hemen açıklama yap. Açıklama yapmıyorsan haksızsın demek gibi bir algı var. Şu sığ düşünceden kurtulması lazım insanların. Her neyse şimdi Instagram sayfalarıyla son zamanlarda böyle atışıyorum. Sebebi de şu. Beni sevmeyen insanlar mesela Holmes'un bir görüntüsünü atıyor. İşte bizim editimizi yapmışlar mesela. Abi hop bir bakıyorsun altında iğrenç iğrenç söylemler. Benim para kazandım, götüm kalktı mı, ben Holmes'u sattım mı, Holmes'e ayıp etmişim, onu yapmışım, bunu yapmışım. Altına yazıyorum arkadaşlarım, güzel kardeşlerim diyorum. Bebeklerim, ciğerlerim. Tamam beni sevmiyorsun. Her yerden bana çakmak istiyorsun. Çak sıkıntı yok da. Ben o duruşu Holmes için sergiliyorum. Ben Holmes'le ilgili bir sıkıntı yaşasam, Holmes'u artık sevmesem, Holmes'ten nefret etsem, Holmes bana 1,5 milyonluk böyle kazığı sokmuş olsa, dünyanın en büyük götlüğünü yapsa, çıkıp bir de bunun hakkında konuşsa ben gene oturup Holmes için konuşmam. Olmaz, anlatabildim mi? Yapmam. Ben 33 yaşındayım. Holmes 21 yaşında kardeşim benim. O yüzden oturup da burada ne onu zor durumda, haklı bile olsam, haksız bile olsam bu konuda konuşmam. Artık sal iş konuları. Yani haterlar da vuruyorsa vursun. Ya bir tane video var dolanıyor, adam bir şeyler söylemiş Holmes. Konuştuk bunu zaten telefonda. Kızgın olduğum yanlar da var. Yanlış anlaşılmaya müsait çok konuşma var. Ama yani istiyor ki millet drama. Ben Holmes'e karşılık vereyim. Ya kimsenin dostluğumuzu tınladığı falan yok ha. Kırdırmaya çalışıyor gene millet. Bazıları Burçak'ın yüzüne Holmes'e küfretti falan yazıyor. Bazıları saçma bence. Ne kim kimseye küfretmedi oğlum. Yani ben özel hayatımı, yayınlarımı aktarmak zorunda değilim. Herif şey falan diyor bana ya. Sen o arkadaşlığı bize yayınlarda gösterdiğin bittiği zaman da açıklama yapmak zorundasın. Ha siktir oradan yarram. Ne öyle bir zorunluluğum yok diyorum. Var diyor. Yok diyorum lan yok. Ya yani istemiyorum. Ben belki de burada bir ters cümlemle. Bak bir yanlış cümlemle beni seven adamların belki de birkaç fanboyun hedefine Holmes'u koymuş olacağım. Ya bu benim Holmes'le aramda olan bir şey. Benim arkadaşlığım yayın malzemesi değil ki. Benim dostluğum, kardeşliğim, kırgınlığım, üzüntüm yayın malzemem değil ya. Niye anlatayım? Ne yapayım? Holmes'u çıkartıp linçleyeyim mi? Milletimi saldırtayım üstüne. Ya benim bir dostluğum, kardeşliğim var. Olur. Kavgalar edilir. 4 yıllık dostluk var orada. Kardeşim benim o. Benden 11-12 yaş küçük. Sevdiğim, saydığım. Yeri gelip benim ona hatalar yaptığım. Yeri geldi onun bana hatalar yaptığı. O daha fazla. Benim sevdiğim bir adam. Ha küserim, ha kızarım, ha olayları çok yanlış anlamıştır, öyle yansıtmıştır. Ben olayları çok... Bu kimse ilgilendirmiyor. Bunun yorumu insanlara yorum yapması gerektirecek bir durum değil. Cümle kuramadım ama anladınız siz. Ben şimdi bu kadar konuşuyorlar. 3 gün sonra Holmes'le bir küstüğüm de yok bu arada yani. Öyle düşman değiliz, bir şey değiliz. Yarın öbür gün burada birlikte oturduğum zaman ne olacak? Amına koyayım çocukları barışmış gene. Ne oldu? Seni satmıştı, sen tekrar mı barıştın? Karaktersiz falan mı diyeceksiniz yani? Saçma salak şeyler. Buradan Instagram sayfalarına da duyuruyorum. İnsanları zan altında bırakacak, zor durumda bırakacak paylaşımlar yapmayın abi. Sikeyim etkileşimini yani yapmayın. Dün bir tane beni seven bir Instagram sayfası varmıştı. Ona yazdım. Ya dedim salak salak şeyler paylaşmayın. Ya da alttaki dedim hakaretleri bir sınırı altına alın. Anamız kalmamış, babamız kalmamış. Bu ne? Adam diyor ki sen bize özelini anlatmak zorundasın. Biz seni izliyorsak sen bize anlatmak... Değil mi arkadaşlar? Lütfen. Çünkü bizim burada söylediğimiz şeyler öyle bir evriliyor ki, öyle bir başkalaşıyor ki bambaşka bir yere geliyor. Mesela etkileşim de kovalıyor olabilirler. İstediklerini yapabilirler. Adamın işi o. Paylaşım o. Ama bunu böyle göz göre göre sırf altta kavga dönsün diye bir sayfa bunu yapıyorsa bence o engellenmeli kardeşim. Zaten buramıza gelmiş. Herkes birbirini öldürmek üzere yani. Herkes birbirini boğmak istiyor. Laf söylemek istiyor. Kavga istiyor. Biz burada yayınlarda götümüzü yırtıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar yapmayın etmeyin yeter artık. Eğlencemize bakalım. Sikeceğim dramanızı diyoruz. Akşam bir geliyorsun. 15 dakikalık konuşmadan 3 saniye alınmış. O 3 saniye alınma kısmı belli ki haterları ayaklandıracak. Çakıyor onu. Altta 1500 yorum. E tabi Instagram sayfasının sahibini düşünsene. Umrunda mı sana sövmüşler, ona sövmüşler, buna sövmüşler. O orada 31 çekiyor. Allah'ım diyor ne güzel oluyor. Dur yarın biraz daha yapayım diyor. Dur yarın biraz daha yapayım diyor. Normalde 300 yorum aldığı postu 3000'e çıkıyor. Aşağıda ne ana kalmış, ne kardeş kalmış, ne bir şey kalmış. Ondan sonra farklı bir mevzu oluyor. Bütün o birbirini sikenler
kalplere dönmüş. Ertesi gün onun yine anasına sövüyor. Ya işte bunları tetikleyen de biraz o Instagram sayfaları. Ve de ben bu insanlarla konuştuğum zaman ya arkadaşlar yani yapmayın bu kadarını dediğim zaman. Neyse yani bunlar biraz tetiklemeye giriyor. İnsanlar da sazan gibi atlıyor tabii. Seviyorlar da kavga etmeyi. Ama yani bu normal bir drama gibi değil yani. Bu konu Holmes ise eğer o benim X bir yayıncı değil. O benim için bir içerik değil. O benim için bir şey değil. O benim arkadaşım, kardeşim. Tıpkı burada Klaf olduğu gibi, diğerleri olduğu gibi. Ben de Klaf'ta uyuz olup küsüyorum. O bana küsüyor. Ya bunları sürekli anlatmamızı mı bekliyorlar? Yani arkadaşlar Holmes geçen gün beni aradı ve yüzüme kapattı. Neyse konuşmuyorum bu konuyu. Bunu mu yapalım ya? Ne alak? Kime ne? Sonra ben kime ne yeter? Bir de şu var. Bak bunu dedikçiler yapıyor. 15 bin tane soruyu dojlamışım. 25 bin tane Holmes aranızda ne oldu diye soru soran adam var. İyi niyetle soruyorlar. Biliyorum. Ama empati yap şimdi. 20 bin tane Holmes sorusu, 20 bin tane Burçay sorusu ya da Melisa sorusu. Niye küs? Ya kimseyle küs falan düşman değiliz. De böyle 3 oluyor, 5 oluyor, 1000 oluyor, 2000 oluyor. En sonunda bana şöyle bir şey oluyor. Lan ne sorup duruyorsunuz oğlum? Yeter artık küssem küsüm diye patlıyorum. Aa, ertesi gün o klip. 25 bin tane cevabım yok. Bir gün rejim atıyor, patlıyorum. Onu bir koyuyorlar etrafa. Anam. Altında bak hareketlere bakımını koyduğum. Bütün kalktı bunun da falan. Çok zor. Yani Instagram sayfaları biraz cozutturdu bu aralar. Hayırlısı. Burçay abi arada kaldım ben diyor. Arada kalınacak falan değil. Mesela bunların konuşulması bana saçma geliyor. Burçay bizim üçümüzün, beşimizin, onumuzun arkadaşlığı hakkında bence konuşmamalı. Holmes konuşmamalı. Ben konuşmamalıyım. Ve ben konuşmadığım için yine suçlu ilan ediliyorum bir kesim tarafından. Halbuki ben çok fazla hassas düşünüyorum. Aman ona laf gitmesin, aman ona saldırmasınlar, aman dinçlemesinler, aman düşman kazanmasın diye götümü yırtıyorum. Ben disimiyim, millet bana saldırsın diyorum. Ama abi ben de insanım, yoruluyorum yani. Her gün yapmadığım bir şey için ya da hatalı olmadığım bir konu için sürekli ve sürekli insanların küfürünü yemek hoş bir şey değil arkadaşlar. Yani bu memlekette susmak, birilerini korumak için veya iyi niyet için susmak ne yazık ki seni suçlu göstertiyor. Yazık günah. Yok ben şu an, bana Instagram'dan geliyorsan abi çok açıklama yapıyorsun. Ben şu an bir sinirli değilim ya da bir açıklama yapmıyorum yani. Sadece dertleşiyorum, söylüyorum yaşadık. Bilin diye. Abi benim niye arkadaşlığım insanların ağzında laf oluyor yani? Niye insanlar tek taraflı bir şeyleri yorumluyor ya da tek taraflı linç yapıyorlar ya? Kime ne ya? Farz et ki ben Holmes'e götlük yaptım. Farz et ki Holmes bana götlük yaptı. Bu niye yayınlara taşınıyor abi? Ve öyle işte, Melisa konusunda da öyle. Diğerlerinde de öyle. Ya var biz 30 yaşında adamlarız, insanlarız ya. Bir iki insan birbiriyle konuşmayı bıraktığı zaman orada illa bir orospu çocuğunun dönmesine gerek yok. Anlaşamayız, tartışmışızdır. O insanı kötü ya da beni kötü yapmaz. Neyse. Şimdi yani ben şeyi anlıyorum. Bir şey sormak için. Holmes ne zamandır nerelerde? Burçay abi nerelerde falan demek. Abi okey. Demek ki şu aralar birlikte bir şey yapamıyoruzdur. Bu illa küslük, şerefsizlik, puşluk, herkes birbirini sattı anlamına gelmiyor. Millet vurmak istediği yerden vuruyor. Benim canım sıkılıyor. Karşı tarafta bunu açıklama yapmayınca o zaman ben de sinirleniyorum ve bir noktada da art niyet arıyorsun işin içinde. Böyle zincirleme gidiyor bu. Neyse.